İrem Yıldırım'ın da bize aktardığı üzere Galatasaray Lisesi önünde gözaltılar var. Önce 4 kişi olarak açıklanıyor. Daha sonra da 30 kişinin gözaltına alındığı bilgisi var. Gazeteci Umut Taş'tan da gözaltına alınanlar arasında basın işin bir tepkisi olmuş, bir açıklaması olmuş. Az önce arkadaşımız bize aktardı. Sıcak gelişmeler gece boyunca sürecektir. Biz de sizlere aktaracağız ama İrem'in bize verdiği bilgiye göre Cihangir'in ara sokaklarında şu anda gruplar dağılmış durumda. Fakat sonuç olarak 30'un üzerinde gözaltı var. Bunlarla ilgili ne olacak, son durum nedir? Bilgi geldikçe size de aktaracağız efendim. Evet, Cem Toker'e dönmek istiyorum. Tamam, yönetmenim Hasan Aksu birazdan dönebileceğimi söylüyor. Tamam. Cem Bey. Buyurun. Dün yine bir yargı kararı garabeti yaşadık. Sürpriz miydi? Değildi. Az önce nedenleriyle anlattım aslında sürpriz olmadığını ama. Bu aynı zamanda iktidarın bir seçim satımı haline girmişken Türkiye henüz adı tarihi konulmamış olsa da aslında bundan sonra ne yapacağını, daha doğrusu nasıl davranacağıyla ilgili de bize bir ön izleme sunuyor. Bu konuyla ilgili sizin görüşünüz nedir? Daha da kaybettikçe sertleşiyor, sertleştikçe daha da kaybediyor. Çünkü az önce Alper Taş da söyledi, mukavemeti artıyor insanların. Yani bir taraftan öfkelendikçe bir yandan da direnme güçleri artıyor. Sizin konuya yorumunuz nedir? Benim yorumum tam da iktidarın seçim öncesi istediği tablo bu. Gerginlik, bölmek, kendi tabanını kenetlemek. Bugün sosyal medyada 10 kişinin 5'i bu karara tepki verirken, olumsuz tepki verirken 5'i de ne kadar doğru, işte isabet oldu, şu bu gibi kararı destekleyen yorumlar yapıyordu. Ve Erdoğan iktidarı her zaman gerginlikten, atışmadan beslenmiş bir iktidar. Buna inanıyor kendisi. Şimdi şeye de baktığım zaman bugün Adalet Bakanı'nı dinledim. Evet, anayasadan maddeler okuyor ama ben izleyiciler için Türkiye bir hukuk devleti midir, değil midir? Hukuk devletiyse ne kadarlık bir hukuk devletidir? Birkaç rakamla izah edeyim izninizle. Buyurunuz. Dünyada bütün hukuk fakültelerinde, okuyan öğrencilerin referans olarak aldığı, üzerine projeler geliştirdiği, tezler yazdığı, yazarken kullandığı endeksler var. Bunlardan bir tanesini Dünya Adalet Projesi diye son derece itibarlı bir kurum her sene hukuk devleti endeksi yayınlıyor. Türk milleti anlasın diye söylüyorum. Bekir Bozdağ mı doğruyu söylüyor, bu endeks mi doğruyu söylüyor? 139 ülke arasında 117.'ydi Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet sistemi, hukuk devleti açısından. Üstümüzdeki ülkelerden birkaç tane örnek vereyim. Ghana, Namibya, Zambiya, Tanzanya hukuk devleti endeksinde bizim çok daha üstümüzde. Bir başka endeks yine dünyanın bütün hukuk fakültelerinde okutulan, referans olarak alınan Dünya Ekonomik Forumu'nun yargı bağımsızlığı endeksinde geçen sene 137 ülke arasında 103. Bu listede de Türkiye'nin yargı bağımsızlığı konusunda üstünde olan 102 ülkeden örnekler vereyim. Cezayir, Uganda, Zambiya, Mali, Nijerya gibi ülkeler yargı bağımsızlığında Türkiye'nin daha da üstünde. Türkiye'de anayasanın, yanılmıyorsam burada duayen bir hukukçu var, 138. maddesiyle ilgili, yani yargıya kimse talimat veremez. Doğru mu hocam? Çok doğru, madde, çok doğru söylüyorsunuz. Doğrudur. Yani. 138. Anayasada öyle yazıyor. Madde. Öyle yazıyor. Şimdi bir duayen AK Partili ismin yıllar önce Gezi'nin olduğu yıllarda, 2013'tü Gezi galiba, 2014 Ocağı'nda AKP kurucularından hem Adalet Bakanlığı hem Meclis Başkanlığı yapmış Cemil Çiçek'in bir cümlesini izleyenler Google'a yazarak da bulabilirler. Anayasanın 138. maddesi ölmüştür diyor Cemil Çiçek.
AKP'li Adalet Bakanı ve Meclis Başkanı. Yani nasıl bir ülkede yaşadığımızı, Bekir Bozdağ'ın bugün efendim yargıya kimse talimat veremez, şudur budur, o maddenin ölmüş olduğunu daha 8 sene önce Cemil Çiçek söyledi Türk milletine. Hakimlerden bir tanesi AKP adayıymış. Ya hukuk sadece hukuk diploması değildir, bir ruhtur, bir felsefedir, bir hukukun bu değerleri vardır. Ama ona rağmen kendisini davadan çekmiyor. Adam AKP milletvekili olmuş, milletvekili adayı olmuş. Yine de bu da oraya yargıç olarak atanmış. Neden atandığı da belli herhalde. Şimdi ikinci örneği demin verdiğim Yasama Erkin'in başından, Cemil Çiçek'ten verdim. Şimdi vereceğim örnek Yargı Erkin'in en kıdemlisinden bir örnek vereceğim. Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi Başkanı. O da muhafazakar bir isim. O da AK Parti kapanmasın oyunu veren Anayasa Mahkemesi üyesi 2008'de. Emeklilik konuşmasında, isteyen yazsın Google'a araştırsın bunu. Emeklilik konuşmasında diyor ki, en ücra köşesinde bile ülkenin vatandaş karşısına çıkacağı hakim ve savcının siyasi bağını, kimliğini bilmektedir. Bu çok tehlikeli bir gidişattır diyor. Yani yargı dediğiniz şey böyle, bu yani yargı bağımsızlığından, hukuk devletinden Türkiye'de bahsetmeye imkan yok. Bunu AKP'liler ve AKP'ye yakın isimler söylüyor. İzleyicileriniz yine şunu, 138. madde diyoruz, kimse talimat veremez. Peki yine Google'a yazsınlar bakalım şu cümleyi. Yargıya gerekeni söyledik, onlar da gereğini yapacaklar diyen siyasetçi kimmiş? Yazsınlar bakalım ne çıkacak? Yani öyle bir tiyatronun içindeyiz ki biz hala kendimizi mahkeme bağımsız yargı konuşsun, adil yargılama şu bu. Ya senin ülken 10 yıllardır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru, mahkumiyet ve tazminat şampiyonu. Çekiştiği bir tane ülke var. Rusya, Putin Rusyası. Benzeri görüntüleri de zaten bu akşamki veya benzeri görüntüleri Rusya'da çok gördük daha savaş başladıktan sonra. Savaşa hayır diyenler bile gözaltına alınıyordu, götürülüyordu. Onun için burada ben size söyleyeyim, bu karara itiraz etmek, doğru biliyorsam hocam siz beni düzeltin, yanlış biliyorsam düzeltin. Hukukun temeli kamu vicdanıdır. Bugün 10 milyonlarca insanın Türkiye'de vicdanı sızlıyor. Böyle bir dava olamaz. Adamı beraat ettirmişsiniz, arkadan müebbete mahkum ediyorsunuz. Yani aynı şeyden. Ve şu garabete bakın hanımefendi. 3 tane yargıç. Hepsi aynı hukuku okumuşlar. Hukuk müfredatını okumuşlar. Hepsi aynı kanuna bakıyor. Üçü de aynı kanunu yorumlayacak. Üçünün önünde de aynı dosya. Üçünün önünde de savunma dilekçeleri, her neyse. Varsa eğer deliller duruyor. Bir tanesi diyor ki suç yok burada, beraat lazım, tahliye edilmesi lazım. Diğer iki tanesi hadi ters düşsün, farklı yorumlasın. Dedi ki 3 sene 5 sene. Ya ağırlaştırılmış müebbet nedir ya? Yani demek ki Avrupa Birliği uyum yasalarında idamı kaldırmasaydık adama idam vereceklerdi. Böyle bir çelişki nasıl olabilir? Aynı heyetin bir yargıcı tahliye diyor, öbürleri idam diyor. Müebbet diyor, ağırlaştırılmış müebbet diyor. Böyle bir duruşma, böyle bir yargı, hukuk sistemi nerede var? Onun için buna karşı çıkmak için sağcı, solcu, Erdoğancı, Kılıçdaroğlu'cu falan olmak gerekmiyor. Biraz vicdanı olan insan olmak gerekiyor ya. Bu böyle, bu kadar siyasallaştırılmaz yargı. Örnekleriyle konuşuyorum. AKP'linin verdiği cümleleri kullanarak konuşuyorum. Erdoğan'ın kullandığı cümleleri kullanarak konuşuyorum. Onun için bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir, ikincisi de en önemlisi, son cümlem. Bu böyle bir iki gün sosyal medyada konuşulup tartışılıp kapatılmaması gereken bir konu. 60 küsür sene önce Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet tarihine geçecek utanç verici bir cümle kuruldu bir mahkemede. Yassıada'da.
Sizi buraya tıkan irade böyle istiyor da ondan. Darbecilerin yargıcı bu cümleyi kurdu. 60 senede 6 santim yol aldık mı ya? Bir gün olsun bu ülkenin tarihinde Ankara'da da yargıçlar var diyebilen bir tane insan çıktı mı? Adalete bir gün güven olsun oldu mu? Biz fazla bir şey istemiyoruz Tuğba Hanım. Erdoğan 2002'den önce ne istiyorsa onu istiyoruz. Türban giydiği için coplanan Beyazıt Meydanı'nda işte gösteri yapanlara, mani olanları nasıl kınadıysak, bugün aynı şekilde bu yargının verdiği kararları o şiir okudu diye hapse atıldığında ben kınamıştım yargıyı. Yapılmaması gerekirdi. Yani Erdoğan ne kadar adalet istiyorsa ben de bugün Kavala için o kadar adalet istiyorum. 2002 öncesi vicdanlarını rahatlatmak için ne istedilerse bugün Türkiye'de yargılanan muhalifler için ben de o kadar adalet istiyorum. Sağcılık, solculuk, liberallik, komünistlik peşinde değilim. Vicdanın sesini dinlemek lazım.